Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün biraz baya bir güzel hava arkadaşlar. Aslında bugün yağış bekleniyordu ama yağmadı. Şöyle bu arada hayırlı sabahlar, günaydın dedik ve şöyle güzelliklerimi sizinle paylaşmak istedim. Prenseslerimin güzelliğini. Daha önceki videolarımda da beni takip eden arkadaşlar bilir ama arkadaşlar yeni takibe başlayan arkadaşlarım için göstereyim dedim ve şöyle hem kalonşo hem de menekşe yapraklarını çoğaltmayı göstereyim dedim. Şöyle güzellikleri şu minik minik pet bardaklarına birer ikişer tane küçük yaprakları, iki tane büyük yaprakları da birer tane dikerekten çoğaltmayı göstereceğiz arkadaşlar. Hemen şimdi gelelim daha önceki çoğalttığım menekşelerime. Şu menekşem benim yaprakları genelde bunun cinsi böyle yukarıya doğru gider. Ve güzel alt yapraklarından aldım. Ve böyle kenar kısımlarına da diktim. Boş tarafları değerlendireyim dedim ben. Ve hem de tomurcuklanmasını sağlayalım dedik. Gerçekten de başardık. Minik minik dibi olduğu gibi şöyle şunu da görüyorsunuz galiba şurada. Güneş var arkadaşlar, ne kadar görebiliyoruz bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Tomurcuklar vermeye başladı. Hem yaprak çoğaltmayı hem de tomurcuklarını çoğaltmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi hem ben bu saksıların topraklar kenarlarının boş kalmasına dayanamıyorum. Hemen birer tane yaprak, bir iki tane yaprak derken böyle saksıların dibini de dolduruyorum ben. Ve hemen şunu da göstereyim. Bunu yaklaşık, bu yaprakları yaklaşık 3 ay oldu buraya dikeli. Gördüğünüz gibi böyle bir minik minik bebek menekşeler de oldu. Buradaki benim beyaz bir menekşemdi. Ve hastaydı, iyileşti çok şükür. Dedim ki ben de en azından hani küçük saksıya dikmedim de aslında küçük saksıya dikilse daha sağlıklı. Çünkü küçük saksılarda daha çabuk böyle kökünü toplayıp daha çabuk kendine gelirler. Ama ben o riski galiba aldım. Böyle büyük saksılarım vardı biraz. Gerçi bunlar da sıfır numara da. Yine de bunlara diktim ama daha küçükleri de olabilirdi. Şöyle yaprakları böyle boş yerlerine diktim ve iki tanesi bebek menekşe olarak da verdi. Evet, buradaki mor katlı menekşem. Şurada beyaz menekşem. Yapraklarında da zaten belli oluyor. Hemen hemen çoğu yaprağını zaten kendi rengiyle belli ediyor. Evet, kalonşolar da arkadaşlar hem çeliğinden hem de yaprağından tutar. Ben yapraklarını daha önce şöyle diktim. Şöyle tıpkı menekşe yaprağı gibi. Şuradaki minik minik yapraklar kendisi cinsi zaten böyle küçük yapraklı. Şuradaki kırmızı kalonşomun yaprakları böyle. Evet. Böyle bunlara diktim. Şöyle de pet bardaklar hazırladım. Birer tane altlarından şişlerle deldim. Şimdi şurada benim daha önceki menekşe yapraklarım var. Bu menekşe yapraklarını hem çoğaltmak için, çoğaltmak amaçlı kullanıyorum. Hem de nasıl diyeyim, menekşelerin tomurcuk vermesini sağlıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğümüz gibi buradaki menekşem de benim pembe menekşem. Bu iki tanesini yapraklarının üzerine çıkardı tomurcuklarını ama alt kısmı, bu yaprakların alt kısımları olduğu gibi tomurcuk var. Menekşenizin çabuk açmasını istiyorsanız ya da açmayan menekşeniz varsa yapraklarından azaltma yapın. Öylece açmaya başlar. Şöyle gördüğünüz gibi benim bunlar eski menekşelerimdi. Yani çiçeğin ömrünü tamamlıyordu. Ve bazı menekşeler kendini dinlenmeye çeker arkadaşlar. Daha önceki videomda da anlattım ama yeni takip eden arkadaşlarım için diyorum. Dinlenmeye çekti ama benim bu prensesim kendini dinlenmeye çekmedi. Şurada gördüğünüz gibi bunlar yeni. Evet, şunlar yeni arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni menekşe çiçekleri şunlar da. Yapraklarının altı tamamen menekşeyle tomurcuklarla dolu. Evet, bunu da şöyle alalım. Ve hemen dikimine başlayalım. Menekşeler topraksız toprağı seviyor dedik daha önceki videomuzda da. Topraksız toprak bu arkadaşlar. Doğadan getirdiğim
ağaçların dibinde olan yetişen, çürüyen zamanla yaprakların çürümesiyle olan bir toprak. Evet. Hemen şöyle göstereyim ben. Size şöyle yaprağımızın sap kısmını birazcık keseceğiz. Şöyle kopartacağız. Evet. Evim yol kenarı olduğu için birazcık ağır iş makineleri çalışıyor. Buradan geçerken birazcık ses yapıyorlar. Evet, ne yaptık? Şöyle sap kısımlarını biraz koparttık. Yaklaşık 3-4 ay önce ekilen menekşe yapraklarım yeni yeni bana meyvelerini vermeye başladılar. Bebek menekşe olarak da. Yapraklarını kısaltmamızın sebebi de menekşeler yapraklar gücünü o sap kısmına vermez. Hemen yavrulamaya başlar. Hatta şöyle makasla şöyle büyük yapraklarınız varsa şöyle uçlarını da alabilirsiniz bile. Hiç sorun olmaz. Daha iyi olur. Evet. Böyle dikeceğiz arkadaşlar. Bu menekşemin yaprağı zaten kısa. Bunu hiç koparmama hiç gerek yok. Bunu da bir tane olaraktan şöyle bir tane olaraktan bunu da böyle dikeceğiz. Çünkü zaten yaprağımızı bayağı kapladı bardağın içini. Pet bardağımızı. Ve birazcık da alt kısmına. Üzerine isterseniz tahin de atabilirsiniz. Tahin atarsanız unutmazsınız kaç ayda ne kadar emekle yaprak verdiğini göreceksiniz, yavru verdiğini. Evet, bunları da böyle dikelim. Arkadaşlar Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Instagram hesabına da res videolar çekiyorum. Böyle prenseslerimin güzelliklerini sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet, bu da beyaz bir katlı menekşem. Kendisi daha küçük olduğu için yaprakları böyle sapları ince. Hem de biraz daha fazla güneş istiyor galiba. Menekşeleriniz böyle yukarıya doğru gidip de sapları ince ve uzun olursa demek ki güneşi de az alıyor demektir. Daha güneş alan yere koyabilirsiniz. Bu arada şöyle kısaca anlatırsak menekşeler fazla aşırı güneşi sevmez arkadaşlar. Yeter ki ışığı bol alsın. Onlar için yeterli. Kış güneşini çok sever. Böyle kış güneşi alan yere, bol ışık alan yere koyarsanız orada daha güzel olacaktır. Evet, bu da beyaz bir menekşem. Onu da böyle yapalım şuraya. Şöyle topraklarını alalım üzerine. Yaz aylarında gölge ve bol ışık alması, yani gölge dediğim bol ışık alsın ama fazla aşırı güneşi sevmez. Yaz aylarında iki sefer sulamasını yapıp kış aylarında da haftada bir sefer sulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yaz aylarında haftada iki sefer sulayabilirsiniz. Fazla aşırı suyu sevmez. Aşırı sularsanız kök kısmını çürütürsünüz menekşelerinizin. Ortasından, o göbeğinden, taze yerinden de sulamayın. Mesela şunu göstereyim. Ortasından da o taze yerlerinden sulamayın. Çünkü çürür. Çürüme yapar. Mantarlaşır.
çiçekleriniz, menekşeleriniz. Eğer daldırma yöntemiyle de sulayabilirsiniz. Alt tabağında su kalırsa o suyu da boşaltabilirsiniz. Fazla su olduğu zaman çiçekleriniz sürekli su nemli olduğu için hem mantar üretecektir hem de sineklere davet edersiniz. Sineklenirler. O sinekten de asla kurtaramazsınız. Kesinlikle toprağını değiştirmedikten sonra. Tabii kimyasal ilaç kullanmazsanız. Ben kimyasal ilaç kullanmıyorum çiçeklerime. Evet, şöyle gördüğünüz gibi menekşemizin biraz sapı uzun. Şöyle kopartalım. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Ben de buradayım. Hoş gelmiş benim prensesim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi annem yaprak dikiyor burada. Bu yapraklar da kesinlikle benim olacak. Çünkü annemin bazı menekşelerinin yapraklarını bana dikiyor ve bana veriyor. Şu kalançalardan da benim var. Yaprak dikti. Evet, zaten çelinden de budama mevsimi geldiğinde çelinden de veririm annem sana. Kendin ellerinden dikersin. Evet, şu anda bu pandemi nedeniyle çiçeklerle çok uğraşıyoruz. Evimizin içinde gelişi güzel şöyle uğraşalım. Hem sinirimizi, stresimizi, her şeye iyi gelecek arkadaşlar. En güzel hobi bence çiçek hobisi. Evet. Çiçeklerinizi kendinize hobi edinin. Zaten insan bir kaptırdı mıydı kendini? Sürekli. Mesela ben bir kalonşu, bir tane bir renk diksem, ha bir değişik rengini gördüğüm zaman mutlaka hemen heves eder onu da dikmek isterim. Arkadaşlar, farklı bir rengi derken hemen onu da dikmek evet, isterim. Ben anneme dedim zaten mutlaka şundan, bundan, şu kırmızıdan, bir de şuradaki sarıdan dedim. Annem de tamam dedi ve dün müydü neydi annem bana bu yapraklardan verdi. Dikti. Yakında çeliğinden de verir. Evet. Zaten evimizin çiçeği hani senin benim yok ama çocuklarımız da böyle hem kendi kendine bir uğraşı olsun. En azından o bilgisayardan, o telefondan birazcık çocuklarınızı uzak durun ki onlarla uğraşsınlar, uzak dursunlar. Onu söyleyeyim. Böyle kendi kendilerine birazcık ilgilensinler. Kendi kendilerine birazcık uğraşı olsun. Sürekli o telefon, internet, bu insanlık yani ne bileyim nereye gidiyor, ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Hele hele bu virüslerde çok kötü olduk. Eskiden biz çocukken sokaklarda oynardık. Kendi kendimize bahçeye çıkardık. Bahçeye portakal çiçeği zamanında portakal çiçeklerini kendimize kolye, bileklik yapardık. Hatta okula öğretmenlerimize bile götürmek için bir hevesle onları dizerdik ipe. Sabaha kadar ısırganın bahçenin içine, ısırganların içine atardık. O serin yeri ya da buzdolabına saklardık ki solmasın da öğretmenimize sormadan götürelim diye. Şimdiki çocuklar da öyle birazcık şey kalmadı. Öyle ne bileyim uğraşa, telaşa bir şey kalmadı. Evet. Varsa yoksa telefon, o oyunlar. Arkadaşlar ben geçen sene öğretmenime resim çiziyordum, veriyordum. Hatta bir tane daha arkadaşım vardı onunla birlikte. Çiçek koparıyorduk. Ondan sonra getiriyorduk. Ondan sonra işte onlardan falan veriyorduk. Öğretmenimiz çok seviniyordu. Tabii sevinir. Evet, şu anda o öğretmenime de buradan selamlar. Çok seviyorum. Evet, ilkokul öğretmenimiz. Evet. Ondan ayrıldım diye üzülüyorum şu anda. Ama Afyon'a gittiğimizde inşallah görüşürüz annemle. Evet. Bu pandemi nedeniyle pek bir yere gidemedik. Geçen yaz Afyon'daydık yine. Burası bu arada Osmaniye. Yeni takipçilerim için söylüyorum. Tabii sürekli beni takip eden arkadaşlarım duyuyor zaten. Belki bıkmışlardır. Evet, kışları böyle Osmaniye'deyiz ama yazları mutlaka Afyon'dayız. Arkadaşlar bu arada annemin Instagram hesabını takip ediyorsunuz değil mi? Yani mutlaka edin. Çok güzel bir Instagram hesabı var. Yani bir sürü videolar var. Evet. Burada fazla ses çıkıyor. Evet. Kamyonlar falan geçiyor. O yüzden. Aslında fazla ses, gürültü evet, olan bir yer yok. Değil de. Yani sakin yani bir yerde. Galiba bir taraflarda şey var. Bir yerde.
Kaldırım falan inşaat, yoktu burada. Evet, kaldırım falan daha yeni yapılıyor yol kenarlarına. Biraz şehir dışı bir yerde olduğumuz için daha nasıl diyeyim, yerleşim alanı daha yeni yeni yapılıyor ama sakin. Sakinliğini ben çok seviyorum. Yani keşke evet, hep böyle olabilse ama yani, hiç zannetmiyorum zaten. Arkadaşlar, evler burası çoğaldıkça. Evet, burası köy gibi, aynı sessiz, sedasız. Ama şimdi burada binalar falan yapılacakmış sanırım. Kaldırımlar falan yapılıyor. Ondan fazla kamyon gidip geliyor. O yüzden çok ses çıkıyor. Evet arkadaşlar, Instagram hesabı diyordum. Annem buradan hangi videoyu çekiyorsa onun da videosunu çekip Instagram'a atıyor. Ve oradan da Instagram'da izleyen arkadaşlarımız onu da görüyor ve YouTube'a gidiyor. Yani YouTube'dan videoyu izleyebiliyorsunuz. Yani mutlaka izleyin. Evet, bu arada like'larımızı da unutmuyoruz. Evet. Ve yorumlarınız da çok güzel geliyor. Yorumlarınız da çok güzel geliyor bu arada. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Şöyle ben bir tane bardak daha alayım şuradan. Arkadaşlar bu arada anneciğim, kalonşo yaprağı koparır mısın? Evet, şuradan. Ama hangi renkten istiyorsam? Hangi renk istiyorum? Ben mutlaka bundan demiştim. Turuncu. Bundan istiyorum. Tamam. Alt ve iri yapraklarından. Alt yani güzel iri yapraklarından kopar. Bak şu da olabilir. Arkadaşlar çok güzel bir kalonşo ya bu. Alalım. İstersen 2-3 tane daha kopar. Ve aynı şey renk de olabilir. Arkadaşlar, farklı renklerden evet, de olabilir. Bunun yaprağının şu kenarları tupturuncu. Aynı kendisi gibi. Bir de şu kırmızıdan istiyorum demiştim. Mutlaka ama mutlaka. Şundan mı? O kırmızıdan evet, diktik anneciğim. Diktik. Şu sarıdan diktik mi? Yok, dikmedik. Ondan tamam daha, ondan istiyorum bir de. Arkadaşlar yani şu sarı çok güzel. İnanılmaz güzel. Ben çok seviyorum o renkleri. Yani hele hele şunun koyusuna bayılıyorum. Şunların koyusuna. Bayılıyorum. Çok güzel oluyor. Yani arkadaşlar bu sene ben ilk defa yani bunların koyu renklerine sardım kendimi. Çok güzel. Yani annem de bunun koyusundan istiyor. Evet, bir farklı yani, bir rengi evet, var. İnşallah ondan bulabilirsem ondan da yapacağım. Arkadaşlar bir de orkidelerin başka başka bir şeyleri var. Türleri var. Ben onlardan evet, mutlaka ama mutlaka istiyorum. Kalonşu yaprağını da böyle çoğaltabiliriz arkadaşlar. Evet. Tıpkı menekşe gibi yavru veriyor. Yavru kalonşularda da böyle çoğaltabiliriz. Evet, şimdi hemen bu toprağı kaldırıp sulamasını yapalım. Evet, gördüğünüz gibi şöyle daha yakın alayım. Arkadaşlar bu arada 10.000 abonemiz olunca, yani bir kocaman aile olunca size özel bir video çekeceğiz. Şimdi istediğiniz veya çok önerdiğiniz bir video olursa onları yoruma ekleyin. Biz onlara bakacağız ve o videoyu çekeceğiz size. Yani arkadaşlar hanginiz istiyorsa yorumlara ekleyin. Onu biz çekeceğiz. Mutlaka. Ve şöyle söyleyeyim. 10.000 aboneye sayılı günler kaldı. Evet. Kendimce düşündüğüm bir güzel bir anımı anlatacağım. Benim için acı evet, ve ama çok da komik, çok da güzel bir anıydı. Başımdan geçen, gerçekten başımdan geçen bir olaydı. Bu YouTube kanalını yeni açtığım sıralar başıma gelen bir olay vardı. Onu anlatacağım inşallah. Sayılı günler kaldı. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi menekşeden çoğaltmayı da gösterdim. Üzerine sera da yapabilirsiniz. Hani hava almazsa böyle kendi nemiyle de tutabilir yapraklarımız. Ama isterseniz bunu da şöyle güzel bir pencerede evimizin içerisinde şöyle güneş alan bir yere böyle koyup böyle de yapraklanmasını sağlarız. Üzerine isterseniz tarihin de atabilirsiniz. Kaç ayda evet, bir menekşeler, kağıt yapıştırıp şöyle şeyden tahta kalemleri var ya mürekkepli evet, onlardan da üzerine yazıp tarihini atabiliriz. Mesela biz bile yapabiliriz. Evet. Tarihini atabiliriz. Böyle çoğaltma yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Yine dedik, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hepimiz bu zor günleri inşallah beraber geçireceğiz, atlatacağız. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça ne dedik? Kalın. En güzel hobi çiçek hobisi dedik. Evet. Çiçeklerle uğraşmayı unutmayalım. Sinirimiz, stresimiz kalmayacak inşallah.
kendimizi çiçeklerle böyle bu güzelliklere verirsek sinir mi kalır, stres mi kalır arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Evde kalın.